manzarayı sevebilir. Ama her zaman daha iyisini isterler. Bu yüzden bunu buldular. Bunun adı Dev İkili Teleskop ya da LBT. Evrende diğer bütün cihazlardan daha derinlere bakıyor ve Hubble Uzay Teleskobu'nun 10 katı çözünürlüğe sahip. En iyi teleskoplar ayna kullanır. 3000 metre yükseklikteki bir Arizona tepesinde kurulu olan bu cihazın yapımı tam 20 yıl sürdü. LBT iki teleskobun birleşiminden oluşuyor. Bu dev dürbün ve her biri 16 ton çeken ve 8,5 metre çapında olan dünyanın en büyük aynalarının ikisinden oluşuyor. Birlikte çalışarak yapılmış bütün teleskoplardan daha fazla ışık topluyorlar. Yıldız ışığı iki aynadan daha küçük iki ikincil aynaya yansıyor. Ve oradan araştırmacıların onu görüp kaydettiği bu orta deliğe geliyor. Ama bütün bu boyut çözünürlüğe fazla bir şey katmıyor. Bu yüzden LBT'nin dünyadaki bütün teleskopların uğraşmak zorunda olduğu 3 sorunu çözmesi gerekiyor. Dünyanın dönüşü, bu büyüklükteki ince aynaların şeklini bozan yer çekimi ve dünyanın yoğun atmosferinin içinden odaklanabilmek. İlk sorun hedefi yakalamak ve dünya dönerken onunla kalmak. Bu yarım megatonluk makine santimetrenin milyonda biri bir hassasiyetle yerleştirilmeli. Bir eksen dünya ile birlikte dönüyor, diğeri ise yüksekliği ayarlıyor. Kontrol sistemindeki bir nokta gökyüzündeki objenin yerini coğrafi koordinatlara çeviriyor ve dünya hareket ederken onu kilitliyor. Bütün teleskop yavaş yavaş iki dev C şeklindeki gövdenin üzerinde hareket ediyor. Sanki bir yağ tabakasının üzerinde hareket eden dev bir sallanan sandalye gibi. O kadar mükemmel dengelenmişler ki bunun için tek gereken bir çim biçme makinesi boyundaki ufacık dört motor. Her eksende bir tane olmak üzere ağır LBT'yi 4 dakikada 360 derece çevirebiliyorlar. Dış bina kendi ray sistemi üzerinde teleskopla senkronize bir şekilde dönüyor. Bunu da kasırga gücündeki rüzgarlarda bile 1,5 derecelik bir hassasiyetle yapıyor. Çözülmesi gereken ikinci optik sorun, ana aynaların yer çekimi tarafından şeklinin bozulması. Aynalar o kadar büyük ve o kadar ince ki yer çekimi mükemmel parabolik şekillerini bozabiliyor. Bunu düzeltmek için her ana aynanın altında 160 bilgisayar kontrollü ayarlayıcı var. Bunlar aynanın parabolik şeklini düzeltip görüntüyü netleştiren pistonlar şeklindeler. LBT'nin üçüncü optik sorunu atmosferin yarattığı bozulmaları düzeltmek. Yıldızlar aslında parıldamaz. Bu atmosfer türbülansından dolayı gördüğümüz bir etkidir. Yıldızın şeklini tek, düzenli bir hale getirmek için LBT bilinen parlak bir yıldız gibi bir referans noktasına kilitleniyor. Bilgisayarlar, yıldızın görüntüsündeki gerçek zamanlı açısal bozulmaları hesaplayarak bu bozulmaların düzeltilmesi için gereken optik ayarlamaları buluyorlar. Saç teli kalınlığındaki ikincil aynaların arkasında 672 manyetik bobin döşeli. Her bobin yüzeyi saniyede 1000 kez aşağı yukarı hareket ettiriyor. Aynanın ayarlanabilir yüzeyi gerçek zamanlı ışığı referans görüntüsündeki açısal bozulmaları düzeltecek şekilde bozuyor. Üç büyük optik sorun çözüldükten sonra LBT'nin şimdiye kadarki her şeyden daha iyi görebilmek için bir numarası daha var. Görüntünün parlaklığını artırmak için bir çift üçüncü aynasını yerleştirerek ikili görüntüsünü ekstra parlak tek bir resim halinde birleştiriyor. Bunun sonucu da tabii ki
13 trilyar kilometre ötedeki bu nebulanın görüntüsü gibi.